Herkese günaydın. Şimdi kalktım. 7.30 mu? 7 mi ne? 8 mi? Bilmiyorum. Dün gece karşıya geçtim, denizi bıraktım. Kedi ve köpeğin çiş kaka operasyonlarını gerçekleştirdim. Sonra dedim ki sabah trafiğini çekeceğime Kanat Bey'le kalırım. Öyle çıktım geldim. Bugün günlerden perde, plisel perde. Perdelerimiz takılacak. Ben de bir toparlanma yapayım. İçeriğim içeriği bir toparlayayım. Günaydın. Daha yeni günaydın. Şimdi yatak odasını sökerim. Evet, bir de süpürelim geldi. Güzelce bir süpürelim. Şimdi tinerle şu yapışkanlar hep kaldı. Onları bir temizleyelim de güzel güzel. Bir daha çünkü oralara ulaşamayacağız. Baksanıza. Aleyküm selam. Güven abim. Ne haber Murat? İyi abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Çıkarmamışsın tulumunu. Aynı. Aynı yerdeyim abi, bıraktığın yerdeyim. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Plisel. Bugün günlerden plisel. Ne yaptın? İyi abi. Bayağı toparladım diyorsun he? Evet, sizi bekliyordum. İyi bakalım. Temizlik yaptım siz gelmeden. İyi yaptın. Montajımız hayırlısıyla bitecek. O zaman takımları getiriyor muyuz? Tamam, getiriyoruz. Haydi bakalım başlayalım ya. Bugün günlerden pilsen. Bu mudur yani? Odur. Odur. Ama bitince daha farklı çıkacak. Değil mi? Hadi ben de yardım edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen şimdi şurayı kapatacaksın ya şöyle. Hı. Şuraya bir şey vuracaksın değil mi şöyle? Tabii. Şey. Şunlar var abi bak. Burada. Bizim bunu taşmamamız gerekiyor. Evet. Yani. Aynen öyle. Şekilde. 143. Hemen bakacağız işte. Orada hangisi ise. 143 burası değil mi? Evet burası. 143'ü bulalım. O yüzden aynı zaten. Bunları bu yukarıda bırakıyoruz. Onu son şeyde sana ne iş yapacağını anlatacak, tamam mı? Tamam abi. Eğitim vereceğim. Yani neden bunları fazla bıraktığımızı, ipleri veya nasıl şey yapman gerektiklerini hepsini söyleyeceğim sana. Tarafa sıfırlıyor mu güvenlik? Yok. Yok. Eşit bırakıyorsun iki taraftan da. Eşit. Öyle mi? Tak öyle bir. Öyle bir bakacağız. Tamam, altını şeyini getir. Bunu bir şey yapalım. Altlarına bırak, plastik atıyordum. Hangi plastiği? Normal mantar. Plastiği şu yüzden takmadım. Plastik sadece kenarlardan bunların takılabileceği bir üründü. Evet. Ben şimdi buna bir profil geçireceğim ki daha sağlam olsun. Altta hem zaten gözükmeyecek. Bu yöne kapattığımız evet, için görmeyeceğiz. Hem daha sağlıklı olacak. Ha ileride kopma mopma işlemi de yapmaz yani. Daha tamam. Sağlıklı olduğu için tamam, profile döndük. Teşekkür ederim. Tamam, onu bir kaldır biraz. Ama normalde oraya ipler şeyleri takıyorsunuz değil mi? Evet, normalde onu takıyorum. Şurada daha takıyorsun? Ufak bir şey var abi. Ha, onları takıyorsunuz. Onun şey oturacağı yer var. Ufak kutu gibi bir şey. Ona geçiyorsun. Senden sonra karar verdim. Çünkü ileride ne olup ne olmayacağı daha sağlıklı olabilmesi için böyle bir şeye... Çerçeve oraya gelmeyecek değil mi? Dışına geldi çerçeve. Dışında, içinde değil. İçinde değil, dışında. Bunlar ileride diyelim 5 ay, 6 ay sonra geziyorsun, sıcak yerlere gidiyorsun. Bu ipler zaten gergi sistemiyle çalıştığı için gevşeyebilir. Gevşediği zaman şuradan şu klipsi açarak şunu sana doğru çekiyorsun, geriyorsun. Geriyorsun. Açmasına bile gerek yok. Açmana bile gerek yok. Normalde sert çekersen gelir. Tamam. Geldiği zaman kısalacak, bu sefer istediğin işlem olacak. Ha, iki taraftan da aynı işlemi yapıp dengeliyor. Evet, aynı, tabii. Tamam. Getir. Bekleyin zaten.
Gerilecek bunlar. Gerilecek biraz. Kaç santim? Şöyle birer santim gerilecek bunlar. Bir santim. Bana anlattığın şeyi yapacaksın şimdi. Evet, evet. Bir santim onu, bir santim onu ger şimdi sen. Ver bakalım. Çıkartmam lazım. Arabi olduğu için biraz gergin olsun abi bu. Şimdi bak o gergin iş, gerginleme işlemini gösteriyor sana nasıl olduğunu bak. Sen şuradan tut bir santim. Bak abi şöyle tuttuğun zaman bu zaten gider bak. Gördün mü? Hmm. Kaydı. Zaten. Tamam kaydı. Bir santim yani aç, bunu. Açmana da gerek yok. Sen ama eşit mi yapacaksın. İki aynen. Taraftan eşit yaptın mı hiç? Yoksa yamuk durur mu? Evet. Tamam. Huzuruya aslında. Ben çekiyorum şunu. Şunu da açabiliyorsun ama bunu kesin kaldıracaksın bak. Onun kurtuluşun yok. Bunu şunu taktıktan sonra belli oldu. Evet o kalkacak. Bu kalkacak abi. Bu bizim her şeyimizi engelliyor. Tamam. Dışarıdan herhangi bir görüntü şeyim var mı? Ona bir göremedim. Ona bir bak bakalım. Hani aşağı kadar inmedi ya. Açıklık maçıklık var mı? Çekil yok her şey. Yok abi. Yok mu? Yok çok güzel. Tamam. Elinize kolunuza sağlık var ya. Ev gibi oldu be. Evet. Zaten bunu perdeleri taktıktan sonra bu 2-3 kat havası değişir burada. Evet. Tamam bunu koy oraya Serdar'a. Onun da kaderi oymuş. Ne yapalım? Üstüne at oraya. Nasıl abi bak bak. Evet abi. Böyle. Nasıl gidiyor montaj? Abi bir şey söyleyeyim mi? Çatır çatır yapıyorlar. Korkutuyorlar beni bu kadar çabuk yapmaları da. Abi biz her şeyi atölyede hazırlıyoruz. Montaj bizim için işin tatlı kısmı yemekten sonraki. Evet. Biz abi ekibin kuvvetli senin. Ekibin kuvvetli abi. Evet. Elinize kolunuza sağlık. Tut bir tane daha. Tut bir tane daha. Hem burası kaçtı bak. Orası yüksek. Abi çok güzel oluyor maşallah var. Şu anda çıkır şıkır ilerliyor iş. Motorların kasası kaç santim abi? 3,5-4 santim. Yüksekliği de 4-5 santim var. Dışa doğru burada 2-3 santim daha mı çıkacaktı? Aşağıdan mı? Yandan. Aşağıdan değil de yukarıdan. Yukarıdan çıkacak. Yanlardan? Yan. Şu çaptan? O çaptan 1 santim daha, 1-1,5 santim daha olacaktı en fazla. Yani şöyle belki bu ikisini, şimdi bir araba yola çıkmadan bir şey yapalım. Belki bu ikisini elektrikliye... Sen şöyle tut, şunu. Tut. Bir elinde de şunu tut, yukarıdakini tut. Bunu bana bırak. Bırak. Çek. Çek, çek, çek. Evet. Vay arkadaş, açılı yapmışlar ya. Ya adamlar açılı yapmış ya. Evet. Hadi sen de at şuraya. Hadi. Çayımı soyalım. He, çayımızı içelim. Evet. Çeker mi öyle? Aslında bir tane değil, şöyle. İki tane. Tam daha mantıklı olur. Yani. Çalışıyorsa bir tane daha aktaralım. Bırak bakayım. Bırak. Çalışıyor. Takılmaz o ya. Takılmaz. Takılırsa bizim işin sorunu hacı. Şuraya... Şöyle aşağıya doğru yaptığında takılıyor mu? Yok, yok. Takılmaz. Aşağıda takılmıyor, yukarıda takılmıyor. Şunu bastır. Oo, bütün hayallerimi yıktın onda dedin ya. Niye ya? Bir daha ziyaretine geleceğiz evet. Yani. Bunu sayamayız. Tamam abi. Tamam. O zaman size tamam. İşinize gücünüz rast gitsin. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür sana ederiz. Sana da kolay gelsin. İbrahim abime selamlar. Aleyküm selam.
Abi görüşürüz. Görüşürüz. Evet adamlar ışık hızıyla çalıştılar valla. Çok iyi oldu ya. Güzel oldu abi. Hayır olsun. Tamam abi, bir iş daha bitti. Ve ne yapıyorsun? Sırada ne var? Şimdi güzelleşti ya. Şunları ters takmamız lazım. Böyle çakıp. Değil mi? Olabiliyor mu? Olabiliyor, çıkıyor. Sence? Yani şunun gibi duracak. Aşağıya doğru girmesi lazım ki güzel dursun değil mi? Aynen abi. Tamam. Şöyle durduğu zaman daha iyi. Sadece üst tarafa dönecek. Eldiven var istiyorsan eldiven takabilirsin abi. Bunların hepsini böyle süzdük süzdük koyduk. Ergün abi dedi ki bugün tam dışarıda boya havası var dedi. Ergün abinin lafını dinleyelim biz bugün. Dışarıda boya havası var. Bu kadar. Çünkü şey oluyor. Acayip hızlı donuyor abi. Kinala elcaklardaki maksat da şöyle kuruyken ve destek. He tutabilmek. Tabii. Böyle sonra. Vay. Yıllar insana neler öğretti diyorsun ha? İyiymiş ya. Bayağı yorulduk ama değil mi? Ama iyi yol aldık. İyi yol aldık. Bunlar bitti komple. Şimdi yemek yiyelim. Patatesi koyayım ama sen nasıl koy alacaksın? İyi al. Bunları bitiririz. İçeriden bence bir posta daha bitiririz ha. Saat 4. Aynen. Bir posta daha biter. Ne geldi? Bir kuzu açılışına da hoş geldiniz. Geçenlerde hatırlıyorsunuz. Bana. Elektrik ala. Şey yap. Kumanda. Ne? 24 volt mu? Bağlantı aparatları. Şey, montaj. Bunu montaj yapacağız. Pist. Evet. Şöyle aşağı doğru geliyor. Evet, şık bir şeye benziyor. Değil mi? Evet, teknisi geldi. Evet. Hatta baratiyeler var. Var. Yok. İşte ona... Olacak. Ona bir şey yapacağız oraya. Teşekkürler Engin Işık Foto. Engin abiye teşekkür ediyoruz. Diğerini yollayacağız geriye. Bunu takacağız. Son katı mı atıyorsun ona? Evet. Önce son katı. Evet. Onun da son katını atıyorsak bir yere gelmiş olmaktayız. Hadi boyamaya devam. Ergun abi saat kaç? Saat 8 abi. 8. 8 olmuş. 12'den beri boyuyor muyuz? Daha önce miydi 12 mi? 11-12 gibi. Ezan okunmadan başlamıştık. Ezan okunmadan başladık. Ve daha boyayıp bitirip içeri soktuğumuz var. Yalnız yanlış anlaşılmasın. Burada şimdi kaçıncı kat atıyoruz? Üçüncü kata attıklarımız var yani. 3 kat, 2 kat. Zımpara yapıp tekrar kuruyor. Zımpara yapıp tekrar 2 saatte bir. Böyle bir döngü yapıyoruz burada. Büyük bir matematik var aslında değil mi?
Oradan oraya, orada bant usulü böyle dönüyoruz. Görüşümlü şekilde. Bayağı yol kat ettik ya. Ben bu işi herhalde 3 günde falan yapardım. Bir elin nesi var? Ergün abinin sesi var. Ülkenin sesi var. Cici değil mi Güneş? Kibarca seni uyarıyor. Çok bulaşma diye. Hadi. Burak'ı izliyoruz. Sataşmalar arasında. Herkese iyi geceler bu sefer. Bu evi yaptıktan sonra eve gittim. İdil annesinde. Eve gittim köpek, kedi, kaka, çiş operasyonları. Bir banyo yaptım. Tekrar geri geldim. Şu anda gecenin 12.30 birine geliyor. Uykum da yoktu. Ben de şu banyoyu temizleyeyim. Lavaboyu temizleyeyim. Buraları temizleyelim ki artık buraları da yerleştirelim. Malzemeleri kaldıralım. Böyle şimdi tinerle ayaklardaki yapıştırıcıları çıkaracağım. O zaman çok şey yapmamıştık da. Bir maske takalım değil mi? Nereden şimdi? Gece kafamız olmasın buralarda. Lan diye bağırmıyorum bari. Uyumayın lan! Plakomanatlar. Ben yine aynı yerdeyim, bıraktığınız gibi. Ve hafif kafam güzel. Tiner ciğerimde. Dün gece 3'e kadar temizlik yaptım. Artık midem bulandı böyle başımın dönmesinden, kafamdan. Maske takmama rağmen işlemiyor. Jiletle ve tinerle temizliyorum. Bu kadar demişlerdi, güzel temizle demişlerdi de ilk başta. Bu kadar olduğunu düşünmemiştim. Bu nasıl bir yapıştırıcı? Öyle sağlam ki zor çıkıyor. Öyle. Bir abim anlatmıştı da, diş fırçasıyla, jiletle askerde komutanı tuvalet temizletmişti. O aklıma geldi dün gece, kafam güzelken. Yani bu nasıl bir olay abi, bitmiyor. Ama temizleyince bir ortaya çıktı var ya bu taraf, parıl parıl parlıyor. Göçübe'de kaldım, kanatbiye'de kaldım. Demişimdir herhalde. İşte gece 3'te başım böyle midem bulanınca böyle sürüne sürüne gittim. Kanat Bey'de attım. Telefon nerede? Ben bugün hiç kamerayı açmadım. Kahvaltı yaptık. Ha? Özgür hoş geldin. Tarık abi hoş geldin. Biz öyle kahvaltımızı yaptık güneş altında. Başladık işte bir şeylere. Soracağım bir sürü soru vardı ama hiçbirini hatırlamıyorum. Çok iyi. O yüzden konuşalım. Evet. Senin bana söylemen lazım. Perdelerimiz nasıl olmuş? Perdeler çok güzel olmuş gördüm dışarıdan az önce. Tarık abi nasıl olmuş? Vallahi şahane. Ama ters çalışabilir mi diye hala düşünüyorum. Nasıl olmuş? Güzel. Tamam. Ben de düşünüyorum. Onu sorgulayacağım. Tersi şey mi? Aşağıdan yukarı yapalım. Hoş geldin Orhan abi. Hoş bulduk. Son paketimiz bu bence. Yetmedi. Evet, kırmızı arka yeter. Sarı da 2 yerim kaldı. Şunları vereyim abi sana ya. Aynen. Soğuk sodamız var. Nereye koydun? Şuradan. Aa, sodamız soğuk değil ki lan. Lan bir soğuk. Ana. Ama da şeyde de yoktu ki. Soğuk ki lan. Yok sağ olasın. Her şey ayrı dedin ya. Ne yapıyorsun güzel olmuş ha? Baksana. Bir bak bakalım ne diyorsun? Gerekiyor mu bir kat daha? Nedir ne değildir? Sen daha iyi anlarsın. Kendi boyan. Olmuş mu? Soğuk kiraz var abi. Soğuk kiraz. Soğuk kiraz ha? Hı hı. Oh soğuksa hayır demem. Geldim. Ne abi? Doluyla çektim. Hı hı. Cüllof cüllof. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Olmuş mu? Hı. Yeter değil mi bu kadar? Yeter. Yeter. Şunları falan yeniden... Onu çıkartak onların hepsi ya. Hmm. Onların kafalarını değiştireceğim, bir şeyler yapacağım. Dolapları ne zaman başlıyor? Başladım. Hmm. İçeride mi atıyorsun dolapları? Dışarıda. Dışarıda. Çok sıcak. Akşama doğru atıyorum. Evet. Ya çok güzel olmuş.
pürüzsüz. Ben şeyi merak ettim hani Bebek cildi gibi. Boyayı beğendin mi diye. Bilmiş olmuş. Yani rengi tamamsa bu tamam, daha kata gerek yok diyorsan uğraşmayacağım daha. Güzel. İstersen en son olmadı sadece üstte bir kat daha olur geçersin. Sen nasılsın, iyisin? İyi, çok şükür. Koşturuyoruz işler yok. Perden de bu mu? Evet, bu tül. Bu da blackout. Çok güzel. Isıyı ve şeyi kesiyor. O şeyin de uyumlu olmuş. Perdenin iki rengi de uyumlu olmuş. Yapıyorsunuz. Uğraştık. Benim bu derdim ne an yağmurda. Abi saçım uzun ya. Ne sonlarda ne bomboş sokaklarda. Akıyoruz bugün ha. Vallahi çok sıcak. Saray Velisi mesaj atmış. Ha, sabah söyledim size değil mi? Bunu herkese satmam lazım da o yüzden bu arada. Bunu ayarlı konuşuyor. Saray Velisi mesaj atmış, demiş ki işiniz yoksa dışarı çıkmayın. O ara Fatih yerleri süpürüyor. Ama şu girişteki şeyleri nasıl bulacağız? Onu bakalım şimdi. Sen şimdi ne yapıyorsun? Şimdi buradan bir elektrik verelim. Hı-hı. Önü ölçelim. Ön tarafını, şoför tarafını şey ayrı dedin ya. Tamam. Açması kapanması. Hı-hı. Onu bir bakalım. Bir de öbür tarafın komutatörü takacağımız yerde kablo yok. Evet. Orayı bulmamız lazım yani. Onun karşılığını. Bir yerde kablo yok. Tek bir yerde yok ama şimdi öyle söyleme yani. Bizi görmüyor. Yok işte yani. Bir tane yerde yok sadece, bir tane yok. Ama sonuçta iş, onu bulmamız gerekiyor. Yani. 2 kilometrenin arasında bir 50 santim olmasa da olur ya. Öyle bir durumdayız. Ya öyle bir şey olmuş. Niyetleneceğiz, açıl susun. Bir yerden çıkacak. Şimdi böyle maviyi alacaksın, tamam mı? Buraya atacaksın, bunu sıkacaksın. Sıkacağım. Hı-hı. Tut. Öyle, yok öyle. Hepsini aynı anda yapacaksın ama. Hepsini. Evet. Tamam. Onu sıkacaksın. Bir parmağınla kabloyu şöyle tutacaksın. Hah. Onu da düz yerine denk getireceksin. Evet. Tornavidayı da şöyle tutacaksın. Tamam. Hah, oldu galiba. Evet, çevir öyle. Lehim yaptın mı sana? Makaronu da taktın. Lütfen. Ben iki tane pişi takana kadar. Lütfen. İki fişi tekene kadar adam ne yapıyor? O zaman şarkı söylemek lazım. Avaz. Onu şeyden yakıp söndüreceğiz bunu. Cihazdan. Bunu aşağıdan yapabilirsin. Telefondan da yapabilirsin. Evet, cihazdan. Onu cihazdan açık kapatırız. Aynen, otomasyon seçeneği mi? Telefondan, tabletten. Ha, buraya da şey yaparız bir de. Dediğin gibi buraya bir tane küçük buton düğme koyarız, basmalı. Ha, o zaman gene onu mantıkla yaptığın zaman şey, buranın açık olması gerekiyor. Hepsinin aynısı o mantık içeride. Soda içerim. Aynen ya, soda içerim. O çok şekerli geldi. Evet bu. Ya onun da tadı hani bana bir garip geldi yani. Bırak bu işleri ya, içiyorsun şıkır şıkır garip geldi diyorsun. Evet ama garip geldi. Çire. Çire. Bak. Abi bey pazar oldu. Bunları getirmişsin, bize vermiyorsun, ısınmış. Isınmış mı? Şunu da alabiliriz efendim. Bey pazarı sponsor olur mu? Bu harikasından sonra belki makaronu koynunda makaronu koynundayken nazardaydı o. Aa, bir tane daha mı var? Ooo. Bakalım. Bu iyi uçtu. Düşün hava ne kadar sıcak. Kafayı yedik burada. Nelerden keyif alıyoruz ha? Neredesin Deniz? Senin yerine üflüyoruz ha. Yani lehimi de bize kastın Bayci. Veriyorsun startı, yok oluyoruz. Şaka şaka, Allah razı olsun. Bugün çekimde gelecekmiş. Onu bekliyoruz. Lehimi ağırdan alıyoruz. Aynen. Çıkar abi. Beşincimizi tamamladık. Gerçi motorun sesi daha çok gelmiştir. Sen bırak onu. Annem karnıyarıkla pilav yapmış bize. Biz gidip İlker'le alana kadar adam son dokunuşlarını gerçekleştirmekteydi. O işi yaparak da yapıyor bak. O arada da 3 tane bunu söylemeyeydin iyiydi. Ama ben fark etmedim ki, geyik yapıyoruz. Neyse, büyütlerim var. Büyütlerim var. Canlı yayın mı şey var ya. Yapsana canlı yayın. Ekranı bakıp yapman lazım ama. Canlı yayın mı? Yanlış şey söyleyeyim mi? Makaron fayansları da orada, bu tarafa karşı tarafı sildim ya, nasıl parlıyor. Hmm.
Şurayı çok güzel yapmışsın. Oraya bir duvar kaldı. Şuradan itibaren yorulmuşsun belli. Yorulmadım, kafam oldu. Yemeği yedik, rahat çöktü. Annemin eline kolundan sağlık. Pilav karnı yarıp gitti. Şimdi ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz usta? Boya yapacağız. Ne boyayacaksın? Orayı boyayacağım. Oranın bir ismi oğlum. Gaz odası. Aferin. Gaz odası. Babası oğluna boy yapmayı öğretirken. Evet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Arkamda yürü. Yeter mi? Tamam yeter. Renk çok güzelmiş. Evet ya, tam kırmızı yani. Burak abinin videolarından öğrendiğimiz kadarıyla bunu bak bunu böyle ıslatıyorsun aşağıya doğru. 50 kere dili anlattım. Dedim ki kızım şuraya sürsene. Oraları koymadım tabii. Bir de cimrilikten artık boya yok üzerinde. Hala o sürtüyor. Zımpara gibi ses çıkarıyor. Ulan diyorum ne cimrisin be. Aynı kocansın dedim. Burak bu alandaki her yer boyanıyor değil mi? Her yer tavan falan. Bir soldan başlasın ve aynı hizada. Evet. Aynı yavaş hizada. Yavaş çizgiyi yana doğru buradan kayıyorsun ve aynı şekilde geri geliyorsun. Üzerindeki boya bitene kadar aynı şekilde geliyor. Şekle bak Allah aşkına ya. Baya çocuğa ışık verdi, görsün çocuk orayı. Yo ben görüyorum. Görüyor musun? Adam kızıl ötesi. Nasıl, keyifli mi? Yani evet. Şuraları... Çırağımı sonunda buldum. Tahtaları falan boyayayım mı? Boya boya. Orada ne görüyorsan boya. Ne görüyorsan? Şu amortisör var ya kapağı açan. Amortisör var ya kapağı açan. O haricinde her yeri boya. Tamam. Ben şeyi de açıyorum. Arabada bir garip şimdi. Şimdi aynı şekilde. Sen istiyorsan ilk üstü yap. Ya şuralar kaldı. Ucu çok canımı sıktı. Bir daha al. Boyan bitmiş. Bitmiş mi? Hı hı. O tahta olduğu için çabuk yapıyor. Emiyor o yüzden. Demir gibi değil. Sen bir tur her tarafı bir geç. Adam eridi bitti ya. Allah razı olsun abi. Vay. Göçebilir sınav var. Nasıl güzel yanıyor değil mi? Sokak lambası ona denk geliyor yani. Oğlum aşağı giriş çekileri niye yakmadın? Abi, para vermedik mi onlara? Karşı. Ha sen de orada karşıda değil mi? Aynen. Ağlayacağım neredeyse ya. Sana şükürler olsun yarabbim. Pamuk. Yandı lan. Hepsi yandı. Taşa geldik. Burada yani insanın o temiz fıtratına uygun hale gelebilmesi için, geri dönmesi için size özel kolye tasarlıyorlar. Haberiniz olsun. O saç ne? Saç. Aziz Mahmut Hüdayi Camii'ne gittim. He. Bir de onu orada yıkadım. Camide de koştu birazcık. Yoruldu yorgusu. Kediler var mıydı? Uykusu geldi. Hayır. Kolyem bitmek üzere. Hı. Güzel oldu mu? Çok. İçindeki taşlar çok anlamlı ya. Yandı. Şuraya yazıyorum bak. Kanatların nerede bakayım? Ya dur. Şuraya bak listeyi şöyle yazdım bu taşlara. Araştırın. O ne demek? Çok çok önemli o. Genetik. Tam senlik. Sıkılabilir. Yeri var istersen. Ha biraz daha sıkabilirim değil mi? Böyle kolyem hazır. Şifa sonuçta her şey şifaya aracı. Çok yakıştı. Değil mi? Dur lan.
Güneş. Yüzyıllar önce. Yüzyıl değildi. Birkaç ay var. Nerede? Çok uzaklardı. Barcelona'dayken almadık. Barcelona aynı. Ay Barcelona'dayken mi aldık? Fransa'dayken mi aldık? Barcelona'dan aldık biz bunları. Hatırlamıyorum aslında. Yakışıklı. Gel paşam. Gel bakayım bir gel. Bak bu Dinolu. Dinolu bu. Olur mu? Evet olur. Özgür abisiyle Bahar olur. Ablası. Çok da güzel olurmuş. Bakalım. Oo bu da Dinolu'ymuş. Bakalım. Oo, ay canım tam çok güzel olmuş. Hepsi olurmuş. Tamam. Bildin mi? Evet. Bırak çocuğun oyuncağını oynasın. Al bakalım. Onun. Sen normalde günde bir uyuyorsun. Bozdun mu bugün? Bilmiyorum. Tadına bakıyorum. Bilmiyorum. Minikleri bak. Gidecek misin ya? Hı? Hadi gir. Hadi gel. Gel bak buradan girelim gel. Ay 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 ay. Gördük. Islandın mısın? Gördük. Gel oğlum gördük. Sen süpürgeye karar ver. Şimdi ya. Sky Camp'e geldik. Nevresim sandı o. Yatak seviyoruz abi. Kedi gibi ya. Burada yok yok. Kendileri üretiyor her şeyi. Şimdi senin gibi iki adam bunu 30 saniyede yapıyor öyle mi? Yaptık işte. 30 saniyede. Böyle 3'e 3 bir çadır. Yerli malı. Sky Camp. Sıradan iki kişi 2 dakikada kurabilir. Su da geçirmiyor. Yanlara da sineklik ya da yine şey duvar yapılabiliyor. Evin bahçesine de alabilirsin abi. Ev tabii canım. Olabilir. Ev gibi ya baksana. Evin bahçesine al. Kış bahçesi ha. Yap. Çamaşırlarını şuraya yaz. Şimdi burada 3 kademe olayı var sadece Sky Camp'te. 3 kademe dediğimiz ne? Burada hem camı var hem su var hem de sinekliği var. Evet. İstediğin zaman ne? Sökülebilir pis hazırmış. Şimdi bu bütün yekpare ya. Evet. Eğer istersen 4 duvara ayrı alıp zemine ayrı alabiliyorsun. Hepsini birleştiriyorsun. Lego gibi düşün. Ha. Yazlık olsun istiyorsan bir duvarı kaldır. Karavana dayadığın duvarı kaldır. Bir de duvar takmak istiyorsun. Duvar takma sadece zemine koyuyorsun. Bir tane güneş gelen yere. Aha. Burada en önemli bir şey de bunun en küçük halini hangisi ne? Görüntü ne? 155 santim, 30 santim, 30 santim. 155. Boyun benim 2 metre şöyle göz. 155. Ama benim kadar bir şey işte şu kadar. Bir evet. Parça bu. Paketli abi. Paketli abi. Paketli abi çok. Deminki çadırında güneş, kapalı bakalım. Hali bu. Güneş yanında dur bakayım. Yanında dur oğlum. Bir yanında bir dur. İşte bu kadar yani. Oy. Dendini dendini destana. Nerede? Ha. Karga mı geçiyor oradan? Enerji bitti artık. Siz de video çeksenize. Şimdi bugün günlerde 15 Temmuz. Oh, evlilik yıl dönümümüz. Koca bir 6 yıl. Yine orada gülenler vardır. 60 yıldan beri evli izleyenler var mı acaba? Çok merak ediyorum. Varsa yazar mı lütfen ya? O kadar büyük izleyen var mıdır bizi? 25 yaşında, 80 yaşında hala YouTube izliyor. Vay, düşünsene 25 yaşında evlendi aşkım. Niye olabilir bence? Olabilir. Evet biz bugün ne yapıyoruz? Ya biz bugün kampa gidiyorduk arkadaşlarla. Ondan sonra
Bir an kamp konseptini değiştirdik. Sonra sabah... Bir buçuk saatte hayatımız değişti sanki. Evet, bütün eşyaları tekrar revize edip... Şeye gidiyoruz şimdi, İğneada'ya. Güzel bir yere gidiyoruz. Hadi o zaman yola çıkalım mı? Hadi zaman nereye? Hadi gidelim. Haydi. Neydi bu çocuk? Güneş. Güneş gelmiyor. Hadi. Vay be. Zengin yarışı aracı. Ben buna çok zengin yarışı diyorum. Oo, hızlı giriyorlar bak. Dönüş neresi ki? Bence şu an yarış başlamamış. Yok, hiç şamandıra yok. Şu anda yarış marış yok abi. Sen mi anlatmıştın turu? Hadi Ali Baba'yı söyleyelim Güneş. Evet, küçük bir mola veriyoruz. Rüzgarlı bir mola. Açız. Vallahi açız. Kahvaltı, ikindi kahvaltısı. Allah'ım, hem kaka yapmış hem güneşe çamur oturdu. Güneş. Güneş. Gölgede yüzü, bu tarafa çevir. Ne o halinde? Ha? Çek. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın sen? Hadi yıka. Yıka yüzünü. Yüzünü yıka. Heh, öyle yıka. Heh, öyle yapıyorsun. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Evet. İşçilik çok iyi. Suya girelim mi deyince böyle yapıyor. Ya sen limonata mı içiyorsun ya? Allah'ım. Şu an hava içiyor. Odamızın bulunduğu katın üstü burası. Yani bu otelin her yerini ayrıca göstermek isterim çünkü tasarıma bakar mısınız? Bizi anlatıyor bu otel aslında. Tasarım olarak bizi anlatıyor. Burası bizim odamız. Her şey dijital. Nasıl? Çok iyi. İşçiliklere bakar mısınız? Şöyle. Herkes selam. Tuvalet, banyo. Böyle geliyorsunuz. Çok güzel bir arka yatak başlığı. Şunlar da çok güzel. Şu küçük dokunuşlar. Burada her şey dijital olarak. Relax light. Ha, kapıda buradan işaretleri kapıya koyabiliyorsunuz. Çok iyi ya. Hadi o zaman denize. Hadi. Hadi. Güneşe dişliğe koymuşlar.
Bunu ne yapalım? Dursun. Dursun mu? Güneş böyle bir şeyler yapmıyor da yatamıyor yani çocuk çok dağınık yaptı. Güzel bir sepet ve havlu alıyorsunuz. Çok güzel burası. Altında pantolon yok bunun. Kalmadı mı da? Hadi kes şunu aşkım. Artık kes şunu aşkım. Gel buraya gel. Yok buradan keserim. Hasta var gençler. Ben aşık olma, ben merkezci olmayı yaşar mısın? Bunların da bir daha söyle o cümleyi. Duygusallık ben merkezci olma. Hayır, kolay ne olmaya aşık olma. O şeyi yayamazsan. Hayattaki en büyük sınavı. Gözüküyor muyum ya? İnatçı, sabit fikirli olmamayı. Ulan bir rahat bırak beni benziyor ya. Bir yerde yatayım. Hayatım bir yerden bir yere taşınmakla geçiyor. Tamam. Şimdi yatağa gidiyoruz. Tamam. Öpüyor musun onu? Çek bizi çek. Bizi de çek. Ben kullanıyorum. Ama öptün GoPro'yu. Alo. Alo. Ya güneş ya. Alo. Alo. Bak geliyorum. Geliyorum. Geldim. Hoş geldin. 2 yaş sendromu. Siyah havlu. 2 yaş sendromu. Ne haber Güneş? Sen artık kameraya mı çalışıyorsun?
çalıştırmaya başladın? Sen artık kamerayı mı çalıştırmaya başladın? Yedi yıl, hop ne yapıyorsun lan? Vurma, hayır. Vurma, vurma. Vurmadan. Böyle bam 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 vurulur mu? Al bununla oyna. Senin o tiz sesini yeme. Öyle mi? Gel bak göstereceğim ben şimdi sana. Gel. Oy, oy. Oh benim. Ne oldu? Ne oldu? Oy, oy. Oy, oy. Ne oldu? Öyle çığlık atmak yok, tamam mı? Sümük mü? Davayla, davayla. Davay, davay. Git Özgür abi öp gel. Hadi Özgür abi öp gel. Bunun uykusu geldi. Artık dayanamıyorum diyorsun uyku. Güneş bak gidiyor. Ay yatıyoruz hadi, yatıyoruz. Güneş İdil'i çarptı. Bizim güneş canavar gibi. Ama İdil titriyordu demiş. Şimdi daha iyisin değil mi Kovuk? Tir tir titriyordu demiş. Şimdi su aldı, su içti. Öyle. Çok güzel bir hava var şu anda. Garibim çıkamıyorsun. Sen iyiyle şaşkın çıkmayalım ya. Güneşli televizyonla şaşkınlık şaşkın izliyor ya olacak. Bu ne ya? Güneş bu ne ya? Günaydın. Daha güneş doğmadı. Bu da uyanmadı.